Ben eskiden fanatiktim. Futbol izleyicisiydim. Baktım ki çok fanatiyim. İzlemelerin daha doğru olduğunu düşündüm ve uzun yıllardan beri futbol maçı izlemiyorum. Çünkü dediğim gibi sinirleniyorduk ve tepki veriyorduk. Böylece futbolu bıraktım. Bir şeyi bıraktım, bir sigarayı bıraktım. Günde 3 paket sigara içiyordum. 30 sene önce bıraktım. Döndüm ki futbol maçlarını kaçırmıyordum, futbol maçlarını da bıraktım. Hayat daha kolay hale geldi. Böyle sigara içen arkadaşlara ve futbol fanatiği olan arkadaşlara tavsiye ederim. Başkanım, bir tane ben soru sorabilir miyim? Sor. Rejiminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için bir zaman kaybı olacağını düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı adaylığının bir ego savaşına dönüşeceğini düşünüyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter rejim diye bir rejim yok. Kendi deyimleriyle diyelim yani, o zaman. Çünkü ben siyaset bilimi hocasıyım. Bu kavramın nasıl ortaya çıktığını biliyorum. Size de anlatayım kavramın nasıl ortaya çıktığını. Yerel seçimlerden sonra Meral Akşener, Erdoğan bize ittifak teklifi yaparsa ne cevap vereceğiz diye sordu. Bakın, bize ilk kez anlatıyor. Erdoğan bizi ararsa ve teklifte bulunursa ne cevap vereceğiz? Danışmanlarımdan bir tanesi, benim de arkadaşım, daha doğrusu iki danışman, birisi eski bir vekil, dediler ki ya parlamenter demokrasiye dönmek kaydıyla kabul edelim. Diğeri de dedi ki ya güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyelim. Kendi deyimi. Kavram böyle ortaya çıkıyor. Peki dünya literatüründe var mı güçlendirilmiş demokrasi? Parlamenter demokrasi? Yok. Peki altılı masa bunu nasıl kabul etti? Yani altılı masada hadi diğerlerini çıkartalım, Ahmet Davutoğlu var, akademisyen, bilmez mi? Böyle bir kavramın olduğunu bilir. Birisi kamu yönetiminde veya uluslararası ilişkilerde çağdaş devlet sistemleri dersinde 3. sınıf öğrencisi güçlendirilmiş parlamenter demokrasi yaz, sınıfta kal. Yani şimdi önemli olan şu parlamenter demokrasiye dönmediğimiz. Çünkü bu tek adam rejimi başkanlık rejimi bile değil. Bu tek adam rejimi sultanlık rejimi. Bu sultanlığın bile, bakın Osmanlı'da sultanlığın bile kuralları vardı. Kuralsız değildi. Tanrı Sultan Süleyman kendisini koyduğu kanunlarıyla bağlı. Oysa Erdoğan mevcut kanunları tanımıyor. Mevcut anayasayı askıya aldı. Evet, siyaset dilinde bugünkü rejimin karşılığı sultanizmdir.